kürtaj yasaklanırsa daha facia durumlar ortaya çıkabilir deniyor. Ama bugün merdiven altı yerlerde lise öğrencilerinin, üniversite öğrencilerinin, binlerce kişinin kürtaj yaptırdığı biliniyor. Daha birkaç gün önce yapılan bir baskında 1 aylık için 1000 TL, 2 aylık için 2000 TL, 7 aylık için 7000 TL'ye kürtaj yaptıran bir ekip gözaltına alındı. Zaten bu operasyonlar yapılıyor, zaten sağlık şartlarda bir şekilde yapıyor. Ama şunun altını çiziyorum. Bunlar yasal düzenlemeyle çözülebilecek unsurlar değil. Bugün adam öldürmek suç değil mi? 25 sene hapis cezası var. Ama buna rağmen bir kişi eline silahı alıp bir başka kişinin başına dayayarak tetiği çekebiliyor. Bugün organ ve doku ticareti yapmak yasak. Ama bugün yasak olmasına rağmen birileri organ ticareti yapıyor. Yani yasalarla, yasaklarla bu çözülemez. Peki şunu soralım. Şimdi bu tartışmalar devam ederken işte tecavüz hamileliklerinden bahsediliyor ya da aslında bu da ayrı bir bölüm de her türlü insanın işte belki istenmeyen gebeliklerden söz ediyoruz. Siz her türlü gebeliğin bir şekilde bunun içinde tecavüz hamilelikleri dahi olsa hiçbir şekilde kürtaj yoluna gidilmemesi yönünde bakın, mi görüşürüz? Şunu ifade ediyorum. Neşe Hanım da ifade etti. Dedi ki hiçbir anne sebep ne olursa olsun bebeğini kaybettiğinde üzülmeme gibi bir durum söz konusu değil. Kuşkusuz. Bu ifade edildi. Ben şunu ifade edeyim. Bir suç unsuru olarak bir kadın gebe kalmışsa o kadın ben çocuğunu doğursun diyemem. Bu konuyla ilgili özellikle suç unsuru oluşan gebeliklerle ilgili ben şahsen söz hakkı olduğunu düşünmüyorum. Ama herhangi bir suç unsuru değilse, bir risk ortada yoksa bu gebeliğin sonlandırılmasını ben insani olarak görmüyorum. Niye? Bakın, aklı başında bir anne ve baba veya çift diyelim, ister evlilik içi olsun, ister evlilik dışı olsun, cinsel ilişkiye girdiği zaman bunun sonucunda gebe kalım ihtimali bilinen bir durum. Dolayısıyla eğer gebe kalınmak istenmiyorsa doğum kontrol yöntemleri var. Onları uygularsınız. İnsan olarak kabul edilen bir bireyi de öldürmüş olmazsınız. Bu tamamen vicdani ve insani değerlerle bizim yaklaştığımız nokta burasıdır. Ve bunun yasaklarla biz çözülemeyeceğine inanıyoruz. Peki hocam şunu soracağım. Aslında Orhan Bey aktarırken eşinin izni olmaksızın dedi. Bu şekilde midir? Yok. Eşin rızası şart. Yani pratikte biz muhakkak herhangi bir denli hastaya gebelik sonlandırılması yapıyorsa evli bir kişiden bahsediyorum. Eşinin rızası ya da imzası olmadan kadın tek başına gidip kürtaj yaptıramaz. Şu anda Türk Ceza Kanunu hükümleri eşin rızasını aramıyor. Hatta eşin rızasının aranmasına yönelik ben de şimdi şöyle düşünüyorum. Yani bir iki kişinin ürünü olarak bu ortaya çıkıyor değil mi? İki kişinin ürünü olarak. Dolayısıyla tek taraflı olarak kadının 10 haftadan küçük embriyoyu ve fetüsü girip düşük yoluyla veya farklı yöntemlerle yok etmesi veya işte öldürmesi veya aldırması doğru değil ama ne yazık ki burada kadının bedeninde olduğu için burada sadece kadına hak tanınmış, kocasına hak tanınmamış ama fiili uygulamada hekimler diyebilirler ki burada eşinin de muvaffakati var mı? Git onun da rızasını al, gel denilebilir. Fiili uygulamada böyle olabilir. Doğru olan da budur zaten. Peki hocamı bizim mi? Ceza kanunlarımızda özellikle tıpla ilgili konularda konular sizin söylediğiniz kadar net değil. Bu konunun altını çizmek istiyorum. Mesela ben başka bir örnek vereceğim. Biz perinatoloji ile ilgili bilim dalında bebekte bir anomali varsa bir problem, yaşamla bağdaşmaz bir problem. Mesela bir kalp, önemli bir kalp hastalığı. Down sendromu. Efendim nöral tüp defekt dediğimiz bebeğin sinir sisteminin açıklık durumlarında bizim kanunlarımızda hiçbir zaman bu kadar açıklık yok. Yönetmeliğe göre 24. haftaya kadar bunu doktora gebeliği sonlandırma yasası veriyor, hakkı veriyor. Ama 24. haftadan sonra ne yapılacağına ilişkin hiçbir şekilde bir kanunda hangi yönetmekte bir madde yok. Yani 28. haftada gebeliği sonlandırırsanız kadın doğumcu ne ceza alacak böyle bir netlik yok. Yaparsa ne yapar? Olur. Yapmazsa ne olur? Yönetmelik buna hiçbir şekilde cevap vermiyor. Kanunlarımız bizim tabii konularda Orhan Bey'in söylediği gibi netlik taşımıyor. Peki bu yapılıyor mu? O yüzden
yapılıyor 28. Türkiye'de. Haftada gebelik arası olmanın. Prosesit dediğimiz işlem, yani bebeğin kalbine zehir enjekte edilerek işlem yapılırsa kadın doğumcunun karşılaşacağı durum nedir? Cezai durum nedir? Yarın öbür gün aile dava ederse bunun netliği yok. Aynı şey bu kürtaj için de geçerli. Bu konuda da doktorlar çok netlik olmadığı için kanunlarımızda, ceza kanunda belirtilmediği için kendilerine her zaman güven altına almak için evli çiftlerde muhakkak eşin de rızası gereklidir. Bu sadece kürtaj için geçerli değil. Bebek söz konusuysa, diyelim anne karnından su alınıyor, amniyosentez yapılıyor. Biz muhakkak eşinden de rıza, ona imzası alıyoruz. Çünkü bebek sadece annenin değildir. Bebek hem babanın hem annenindir. O bebek üzerinde eğer evliyse çiftler erkeğin de söz hakkı var. Onay formu almak zorundasınız. Bu kesin olarak bu böyle. Peki. Çünkü bizim kanunlarımız kesinlikle tıp konusunda netlik taşımıyor bu konuda. Yönetmeliklerle idare ediliyor, bu konuda kanun bile yok. Bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'de bu olay nasıl başladı? Yani kürtaj yasakları ya da kürtajda özgürlük nasıl başladı? İlk defa 1965 yılında birkaç kadın doğumcu hocanın çabalarıyla 1965 yasası çıktı. 1965 yasası şöyle diyordu. Eğer bebekte bir problem varsa gebelik sonlandırılmalı. Ya da annede ağır bir hastalık var, gebelik sonlandırılmalı diyordu. Arkasından 1983'te bebekte ya da annede bir problem olmasa dahi istemli olarak gebeliğin 10. gebelik haftasına kadar sonlandırılabileceği şeklinde 1983 yasası çıktı. Ama esas büyük gelişme AKP hükümeti döneminde 2005'te ceza yasasının 99. maddesiyle geldi. Bakın bu madde ne diyor? 2827 sayılı aile planlaması yasası. AKP hükümet döneminde 2005 yılında geldi bu. Bu madde aynen şöyle diyor bu kanun. Kadının mağdur olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde süresi 20 haftadan fazla olmak ve kadının rızası koşuluyla gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Bakın 2005 yılında çıktı. Daha çok yeni bir kanun bu. 20. haftaya kadar genişletiyor. Ancak gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir. Bakın bu çok ileri görüşlü. Yani ben kürtaj ajansı doktoru değilim. Kesinlikle yanlış anlamayın. Ben sadece toplum sağlığı açısından olaya bakıyorum. Mağdur kadınlar açısından olaya bakıyorum. Bu Türkiye'nin şimdi 2005 yılında çok ileri bir kanun olarak kabul edildi bizim camiamız tarafından. Bu çıkarılan kanun. Ve kadın hakları açısından da yapılan çok önemli bir olarak kabul edildi. AKP hükümetinin çıkarttığı bu kanun o dönemde. Gerçekten biz bunu alkışladık. 2005 yılında çıkarıldı. Evet. Bunlar çok güzel çalışmalardı. Şimdi o noktadan nasıl bu noktaya geldik ben bunu anlayamıyorum. Evet biz gerçi bir ara Uludere'yi tartışırken kendimizi aslında bu tartışmanın içerisinde bulduk. Kürtaj bir Uludere'dir şeklinde değerlendirme yapıldı Sayın Başbakan tarafından. Ona ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam aktaracağınız? Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Neyse yani sadece Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı sağ çalışmaları gerçekten anne ölüm oranları, bebek ölüm oranlarını çok anlamlı derecede düşürdü. Ama bu kanunların da hakkını yiyemeyiz. Bu çıkarılan kanunların uygulanmasıyla bu oranlarda anne ölüm oranlarında, bebek ölüm oranlarındaki düşüş sağlanmıştır. Doğurma ya da doğurmama tercihi temel bir insan hakkı. Yani tercih sizindir. İsterseniz doğurursunuz, isterseniz doğurmazsınız. Ama tabii politikacıların ülke politikası açısından, demografik dağılım açısından, coğrafik dağılım açısından çok daha başka planları olabilir. Türkiye'de doğurganlık oranı ne kadar biliyor musunuz? 2.12. Türkiye'de doğurganlık oranı 2.12. Yani biz hiç bir önlem almasak dahi 2040 yılına kadar nüfusumuz artacak. Bizim öyle eksilerde, sıfırlarda olma gibi, Batı Avrupa ülkeleri gibi bir sorunumuz yok. Bakın çok önemli bu. Bugün Almanya'da eksilerde. İnsanlar ölüyor fakat genç nesil doğurmuyor. Fransa aynı durumda, İngiltere aynı durumda ama Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Türkiye'de doğurganlık oranı 2.12. Dolayısıyla bu tür girişimlere de mi ihtiyaç yok diyorsunuz? Hayır, aslında şunu demek istiyorum. Türkiye'de ortalama averaj yaş 28. Türkiye popülasyonu çok genç bir popülasyon. Ben politikacılarımızın kaygılarını anlıyorum. Genç popülasyonun devam etmesi lazım ülke dinamizm açısından. 28 yaş çok iyi bir yaş. Ülkeye dinamizm getiriyor. Ama acaba diyorum benim kafamda şöyle bir soru işareti var. Tabii ki bu veriler, bu istatistikler
devlet adamlarımız tarafından biliniyor. Ama Türkiye'de şöyle bir problem var. Doğurganlık oranı 2.12 ama doğu bölgeleri çok ürüyor, batı bölgeleri üremiyor. Coğrafi bir dağılımda buradaki dengeyi sağlayabilmek adına belki. Yani bilemiyorum tabii, bunlar biz aşan konular. Açıkçası öyle söyleyeyim. Peki. Ama Türkiye'nin açıkçası doğurganlık açısından bir problemi olduğunu, yani genç nüfusun hala devam edeceğini, hı-hı, ve de ölüm oranının doğurganlık oranının önüne geçeceği gibi plan en azından 2040 yılına kadar gözükmüyor şu anda. 1967'li yıllarda aile başına işte 5-6 rakamı çocuk. Evet. Şu anda 2.2, önlem alınmış. 2.15. 2037 yılında 1.8. Yani olay aslında sizin dediğiniz gibi, bilmiyorum yani hangi istatistik veriye bakarak bunu ifade edebilirsiniz ama önlem alınmazsa 2030'lu yıllarda bir aile 1.8, iki dahi değil, çocuk sahibi olabilecek. Bakın doğu diyorsunuz, çok doğru, batı az doğru. İşin ilginç tarafı, bakın elimde rapor var. Eğitimli kadınlar daha az doğum yapıyor. Doğum yaparken de normal doğumu değil, sezeryanı tercih ediyor. Ama bakın bu Türkiye için geçerli değil. Dünyanın bütün Türkiye... gelişmiş ülkeleri için geçerli bu olay. Eğitimli kadının sezeryanı tercih etmesi. Bakın İngiltere'den çok çarpıcı bir istatistik söyleyeyim size. İngiltere'de bu istatistik dünya çapında büyük yankı gördü. İngiltere'deki kadın doğumcuların 3 tanesinden bir tanesi hiçbir neden olmadan sezaryeni tercih ediyor doğum şekli olarak. Kadın peki doğumcular. Peki bunu ben kendileri için. Şimdi aslında tıbbi zorunluluk olmadan. Şimdi sezaryen aslında sonraki evet, konu. Şimdi evet, hiç oradan evet, devam etmeyelim, bölmemiş olalım. Çünkü biraz daha kürtajı konuşmamız gerekiyor. Zannediyorum.